Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Sayın Ömer Onan, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun kıymetli yöneticileri, Basketbol Gençler Ligi dörtlü finalinde mücadele edecek olan takımlarımızın saygıdeğer temsilcileri, değerli basın mensupları ve sevgili konuklarımız. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun genç Türk basketbolcularının daha fazla süre almaları, inisiyatif kullanma becerilerini geliştirmeleri, oynama alışkanlığı kazanmaları ve yüksek mücadele atmosferinde profesyonel kariyerlerine daha iyi bir başlangıç yapmaları ve hazırlanmaları amacıyla hayata geçirdiği Basketbol Gençler Ligi'nin ikinci sezonunda dörtlü final heyecanının arifesindeyiz. 10-11 Mayıs tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek dörtlü finalde oynamaya hak kazanan güzide ekiplerimizi ağırladığımız basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Anadolu Efes, Banvit Basketbol, Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka ekiplerinin temsilcilerini sahneye almadan önce basın... Değerli misafirler, sevgili sporcu arkadaşlarımız, değerli basın mensupları, hepinize günaydın ve basın toplantımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı 19 Mayıs 1919'un Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlerimize armağan edildiği Gençlik Spor Bayramımızın 100. yılını bugünlerde gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Biz de çok değer verdiğimiz gençlerimizin için tasarlayıp hayata geçirdiğimiz Basketbol Gençler Ligi'nin ikinci sezonun dörtlü finalinin heyecanını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçtiğim yıl birincisini gerçekleştirdiğimiz ligimizde hem kulüplerimiz hem de sporcu ve yöneticilerimiz açısından önemli tecrübeler edildiğine inanıyorum. Kulüplerimizin sportif başarılarını yok etmeden Avrupa ile rekabeti azaltmayacak bir formül bulmak için çok emek verdik. Gerek yabancı oyuncu kurallarımız, gerekse Türk sporcularımızın gelişimlerini desteklemek, çalışmalarımızı kulüplerimizin Avrupa başarılarına düşürmediği gibi pek çok Türk sporcu ve Türk spor yöneticisinin gelişimine de büyük katkıda bulunmuş olduk. Ülkemizi EuroLeague Final Four'da temsil edecek Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bizleri gururlandırmış. Bu güzel sonuçlar Türk basketbolunun başarısının milli takımlarda olduğu gibi kulüp düzeyinde de yükseldiğinin ispatı olmuştur. Kendilerini huzurlarınıza bir kez daha tebrik ederken finalde bizi temsil edecek takımımızı gönülden destekliyoruz. Değerli misafirler, Basketbol Gençler Ligi'nin ikinci yılında Tayincioğlu Süper Ligi'ni yer alan takımlarımızın altyapılarına gerekli yatırımları yapmalarını sağlanmıştır. Ayrıca BGL antrenör kriterleri ve kondisyon zorunluluğu sayesinde takımlarında basketbolumuzu eğiten değerli eğitimcilerin seviyeleri geliştirilmiştir. A ve B lisans antrenörler için önemli bir hedef lig haline gelen Basketbol Gençler Ligi, altyapı sporcuları için de üst seviye ligler öncesinde ara hedef olarak değer kazanmıştır. Her müsabakaya dahil ettiğimiz bir Süper Lig hakemi, alt liglerdeki hakemlerimizin gelişimine de katkı sağlamıştır. Bütçesi olarak tüm masrafların federasyonumuzun tarafından karşılandığı Basketbol Gençler Ligi'nde operasyon olarak oynanan müsabakanın salonların üst seviyede olması, konaklama ve ulaşımların da en iyi şekilde gerçekleşmesine önem gösterilmiştir. Kıymetli konuklar, Türk basketbolunun geleceğinin şekilleneceğine inandığımız Basketbol Gençler Ligi'nin dörtlü finali karşılaşmaları 10-11 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacaktır. Ülkemizdeki yeni yeteneklerin ortaya çıkması ve gençlerimizin uluslararası rekabete hazırlanması için tamamı Türk sporcu ve spor yöneticilerinden oluşan 19 takımlı ligimizin sezon içerisindeki kıyasaya bir rekabetle sahne olduğuna şahit olduk. Bugün de burada dörtlü finale kalan Anadolu Efes, Banvit Basketbol, Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka takımlarımız heyecanını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu değerli projenin hayata geçmesine katkı sağlayan kulüplerimize teşekkür ediyor. Basketbol Gençler Ligi dörtlü final organizasyonunda mücadele edecek takımlarımıza başarılar diliyorum. Konuşmamı sonlandırırken hepinize katılmanız için teşekkür eder.
Keyifli bir dörtlü final organizasyonu diliyorum. Teşekkürler, iyi günler. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu'na teşekkürlerimizi arz ediyoruz bir kez daha konuşmaları için. Sayın Başkanım, Basketbol Gençler Ligi'nin lansmanını yaptığımız basın toplantısı daha dün gibi aklımızda. Sadece 2 sene oldu Basketbol Gençler Ligi ama gerçekten çok önemli bir katkısı oldu Türk basketboluna. Özellikle medyamızın da değerli katkıları sayesinde Basketbol Gençler Ligi'nin hem değeri hem de bilinirliği ülkemizde gün be gün artıyor. Değerli misafirlerimiz, az sonra dörtlü finalde mücadele edecek olan Basketbol Gençler Ligi takımlarının temsilcilerini sahneye alacağız. Ama öncesinde ödül töreni gerçekleştireceğiz. Basketbol Gençler Ligi'nde başarılarıyla göğsümüzü kabartan gençlerimizi ödüllendireceğiz. Önce normal sezonun istatistik liderleriyle başlayacağız. 5 farklı istatistikte sayı, rebound, asist, blok ve top çalmada normal sezonun krallarını ödülleriyle buluşturacağız. İşte o ödülleri takdim etmesi üzere Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Sayın Ömer Onan'ı alkışlarınızla davet ediyorum şimdi sahneye. Sayın Onan, hoş geldiniz efendim. İstatistik krallarının ödüllerini sizin takdim etmenizi rica edeceğiz. Önce sayı kralıyla başlayacağız ama sayı kralımız aynı zamanda top çalma istatistiğinin de kralı oldu. Dolayısıyla 2 ödül takdim edeceğiz başarılı gencimize. 2018-2019 sezonunda BGL sezonu sayı ve top çalma kralı Türk Telekom oyuncusu Burak Gözeneli. Öndeki 2 ödülü takdim edeceğiz Sayın Onan. Türk Telekom oyuncusu Burak Gözeneli 24.7 sayı ortalamasıyla takımının playoff'a kalmasında en önemli rolü oynadı. Aynı zamanda 2.7 top çalma ortalamasıyla oynadığı BGL'de 2018-2019 sezonu sayı ve top çalma kralı Burak Gözeneli. Burak, ayrılma lütfen. Burak, lütfen sahnede seni biraz tutalım. Arkadaşların da eşlik edecek. Şimdi de asist kralıyla devam edelim. Sayın Onan, 2018-2019 sezonu BGL'de asist kralı Anadolu Efes oyuncusu Ömercan İlyasoğlu. 9.6 asist ortalamasıyla oynayan 2001 doğumlu milli sporcu Ömercan İlyasoğlu takımı dörtlü finale kalırken takımının hücumda en önemli faktörlerinden biri oldu. Bir kez daha alkışlar Ömercan İlyasoğlu için. Rebound kralıyla devam edelim. 2018-2019 BGL sezonunda rebound kralı Banvit Basketbol'dan Alperen Şengün. Alperen şimdi geliyor sahneye. Alkışlarınızla saygıdeğer misafirlerimiz. Banvit Basketbol takımı dörtlü finale kalırken BGL'de ilk sezonunu geçiren 2002 doğumlu milli sporcu Alperen Şengün pota altını deyim yerinde ise domine etti. 12.3 ortalamasıyla ligin rebound kralı oldu. Bir kez daha rebound kralı için alkışlar. Ve son olarak blok kralının ödülünü takdim edeceğiz. BGL 2018-2019 sezonu blok kralı Banvit Basketbol'dan Sadık Kabaca. Sadık, alkışlarınızla geliyor. 2000 doğumlu kontenjan milli sporcu Sadık Kabaca sezonu 1.9 blok ortalamasıyla tamamladı. Ve dörtlü final yolunda takımına savunmada çok değerli katkılar yaptı. Evet gençler, alalım sizi Sayın Onan'ın yanına şimdi ödüllerinizle birlikte. Sayın Onan, 4 gencimizin tam arasına alalım sizi. Ve işte gurur tablosunu oluşturuyoruz. Basketbol Gençler Ligi'nde 2018-2019 sezonunda normal sezonun istatistik liderleri sayı, rebound, asist, blok ve top çalma kralları. Alkışlar bir kez daha gençlerimiz için. Sayın Onan'a çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve şimdi de sezonun en iyi beşini ödülleriyle buluşturma zamanı. Öncelikle ödülleri takdim etmesi için Milli Takımlar Direktörü Sayın Haluk Yıldırım'ı davet ediyorum. Şimdi de sahneye. Hoş geldiniz Sayın Yıldırım. En iyi 5'in 3 oyuncusuna ödülü sizin takdim etmenizi rica edeceğiz. İşte 2018-2019 sezonu Basketbol Gençler Ligi'nin
en iyi 5'i. İlk olarak Darüşşafaka basketboldan Mert Akay. Darüşşafaka Basketbol Gençler Ligi takımının saha içi lideri olan milli sporcumuz Mert, bu sezon içinde A takımıyla Tayıncıoğlu Basketbol Süper Ligi ve Euroleague'de de önemli dakikalar aldı. Alkışlar bir kez daha BGL en iyi 5'inde yer alan Mert Akay için. Ve işte en iyi 5'in bir diğer ismi, bu kez Anadolu Efes'ten Mustafa Kurtuldum. Milli sporcumuz dörtlü final oynama hakkı kazanan Anadolu Efes Basketbol Gençler Ligi takımının 18.8 sayı ortalamasıyla en skorer ismi oldu ve takımının skor gücüne çok ciddi katkısı oldu. Mustafa Kurtuldum için alkışları duyalım lütfen bir kez daha. Ve işte bir diğer isim sezonun en iyi beşine seçildi, o da Fenerbahçe Beko'dan bu kez Ergi Tırpancı. 13.7 sayı, 7.8 rebound, 5.6 asist ortalamalarıyla oynayan Ergi çok yönlü oyunuyla takımının dörtlü finalde yer almasında önemli rol oynadı ve sezonun beşinde yer almaya hak kazandı. Bir kez daha duyalım alkışları lütfen Ergi Tırpancı. Sayın Yıldırım, çok teşekkür ediyoruz efendim ama lütfen ayrılmayınız. Gençlerimizin yanında sizi ağırlayalım kısa bir süre. Çünkü en iyi 5'teki diğer iki oyuncumuza ödülleri takdim edeceğiz. Ve işte o ödülleri takdim etmesi için de A Milli Erkek Basketbol takımımız menajeri Sayın Kerem Tunçeri'yi davet ediyorum bu kez sahneye. Hoş geldiniz Sayın Tunçeri. İşte sezonun en iyi 5'indeki 4. isim bu kez Beşiktaş'tan Cem Sun. 2000 doğumlu kontenjan sporcu sezon boyunca Beşiktaş'ın pot altında istikrarlı oyunuyla takımının final grubuna kalmasını sağladı. Güçlü alkışları bir kez daha duyalım Beşiktaş'tan Cem Sun. Ve son olarak beşimizi tamamlayacağız şimdi. İşte Basketbol Gençler Ligi 2018-2019 sezonunda en iyi 5'inde yer alan 5. isim Banvit Basketbol'dan Alperen Şengün. Alperen, alkışlarınız da geliyor sahneye. 17.1 sayı ve 12.3 rebound istatistikleriyle 2002 doğumlu olmasına rağmen BGL'nin en etkili uzun oyuncusu oldu. Alkışları duyalım bir kez daha elbette Banvit Basketbol'dan Alperen Şengün için. Gençler, şimdi sizi sahnenin orta bölümüne doğru alayım. Sayın Yıldırım, Sayın Tunçeri, sizi de her iki başa alayım lütfen efendim. Toplu fotoğraf çekimi için çok teşekkür ederiz. İşte gurur tablosu oluştu Basketbol Gençler Ligi'nde. 2018-2019 sezonunun en iyi 5'i ödülleriyle buluşuyor. Çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Evlerine nice ödüller götürmelerini diliyoruz. Elbette Sayın Haluk Yıldırım'a ve Sayın Kerem Tunçeri'ye de bir kez daha teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Saygıdeğer misafirlerimiz, şimdi de Basketbol Gençler Ligi dörtlü finalinde mücadele edecek olan takımlarımızın temsilcilerini sahneye davet etme ve onların bu önemli organizasyon öncesinde görüşlerini alma zamanı. Dört takımımızın temsilcilerini davet ediyorum sahneye. İlk olarak Anadolu Efes baş antrenörü Sayın Murat Mermi ve Anadolu Efes kaptanı Nadir Keloğlu, alkışlarınız eşliğinde geliyorlar sahneye ve yerlerini alıyorlar. Fenerbahçe Beko'yu temsilen baş antrenör Sayın Serhan Aydanarı ve Ergi Tırpancı, sizi de yerlerinize alayım efendim lütfen. Ve bir diğer eşleşme Banvit Basketbol'la Pınar Karşıyaka arasında. Banvit Basketbol baş antrenörü Sayın Engin Kömeç, buyurunuz efendim. Ve takım kaptanı Eray Akyüz'le birlikte geliyorlar. Ve Pınar Karşıyaka yardımcı antrenörü Sayın Evren Karademir ve takım oyuncusu İnanç Mert Hotamış da alkışlarınızla yerlerini alıyorlar şimdi. Bir ilginç eşleşme. Basketbol Gençler Ligi'nde Euroleague'deki heyecan öncesinde bir dörtlü final heyecanı yaşanacak. Bu kez Sinan Erdem'de 10-11 Mayıs tarihlerinde ilginç bir eşleşme oldu. Müsaadenizle Anadolu Efes baş antrenörü Sayın Murat Mermi ile başlayacağım. Efendim, mikrofonu açtıktan sonra bu arada sizlere de hatırlatmış olayım. Sadece 2 saniye kadar bekleyiniz ve sonra konuşmanızı yapınız. Buyurunuz efendim. Öncelikle Türk
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na ve Sayın Başkanımıza tekrar bize bu sene yaşattıkları bir BGL sezonu için çok teşekkür ediyoruz. Öbür bakımdan da iki A takımın Final Four'da karşılaşacak gençleri de buradaki Türkiye'deki son dörtte karşılaşması ayrı bir güzellik veriyor. Bu sene yaşadığımız birçok sakatlığa rağmen yine de ligi istediğimiz noktada bitirmeyi başardık. Şimdi geçen sene olduğu gibi yine aynı şekilde bir eşleşme vardı. Yine Fenerbahçe ile eşleşmiştik. Bu sene tekrarını yaşayacağız. Bütün lige katılan, emeği geçen hakemler, takımlar, oyuncular, yöneticiler, görünmeyen yüzlerin hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi bir dörtlü final bizi bekliyor. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Mermi. Hemen takım kaptanı Nadir Keloğlu'yla devam edelim. Sevgili Nadir, sen neler söylersin? Herkese merhaba öncelikle. Bu sene çok keyifli bir sezon geçtiğini düşünüyorum. Hem kendi adıma hem takım arkadaşlarım adına. Final Four'da kaldığımız için çok mutluyuz. Geçen seneki gibi şampiyon olmak istiyoruz. Yarı finalde de eşleştiğimiz rakip Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler sevgili Nadir. Biz de Anadolu Efes'e başarılar diliyoruz ve Fenerbahçe Beko ile devam edeceğiz. Baş antrenör Sayın Serhan Aydanarı ile başlayalım. Sayın Aydanarı, neler söylersiniz efendim? Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen herkese ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çocuklar, tüm sporcular sezonun başından bu döneme kadar gözle görülür önemli bir gelişme kat ettiler. Final Four'da da bu dört takım da gerçekten sezon boyunca çok iyi mücadele etti ve burayı hak ettiler. Biz de inşallah burada da çok iyi mücadele edip elimizden gelen her şeyi yapacağız ve onları bir adım daha ileri götürecek çalışmalara devam edeceğiz. Ben bütün takımlara başarılar diliyorum. Biz de Fenerbahçe Beko'ya başarılar diliyoruz. Yarın oynanacak yarı final mücadelesinde Anadolu Efes'e karşı ve sevgili Ergi ile devam edelim. Ergi, ödülünü yanında getirdin. Bırakmıyorsun ödülünü hiçbir yere. Şimdi görüşlerini alalım bu önemli yarı final maçı öncesinde. Öncelikle herkese teşekkür ediyorum bu turnuva için. Bizler için çok önemli, güzel bir yer. Burası kendimizi gösterme açısından hem diğer takımlara hem A takımımıza önemli bir yer oluyor. Efes'e buraya geldiği için teşekkür ediyorum. Maçları güzelce oynayacağız, iyi mücadele vereceğiz ve kazanacağımızı düşünüyorum. İki takımda başarılar diliyorum. Biz de her iki takımımıza başarılar diliyoruz. Sevgili Ergin'in söylemiş olduğu gibi bir tarafta Anadolu Efes Fenerbahçe Beko eşleşmesi, diğer tarafta da Banvit Basketbol ve Pınar Karşıyaka eşleşmesi yaşanacak. Dörtlü finalde Basketbol Gençler Ligi heyecanında ve önce Banvit Basketbol Baş Antrenörü Sayın Engin Kömeç'le başlamak istiyorum. Sayın Kömeç, duygularınızı alalım lütfen, buyurunuz. Ben de öncelikle bu organizasyonun kurulmasında aynı zamanda da emeği geçen başta federasyon başkanımız, federasyon yönetim kuruluna ve emeği geçen herkese hem şahsım adına hem de kulübüm adına teşekkür ediyorum. Bunun dışında tüm katılan sporcularımıza, koçlarımıza, hakemlere de tekrardan tebrik ediyorum. Biz de dörtlü finale kaldık. Sezonu istediğimiz yerde bitirdik. İki beraber yürüttüğümüz Bandırma Kırmızı ve genç takım organizasyonumuzu ikisini de istediğimiz yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. Final Four'a kaldığımız için çok mutluyuz. Umarım sonunda da mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. Katılan Final Four'a katılan tüm takımlara, sporculara ve hakemlere de şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bizler de son derece başarılı bir sezon geçiren Banvit Basketbol'a yarı finalde, dörtlü final mücadelesinde başarılar diliyoruz. Takım kaptanı Eray Akyüz'le devam edelim. Sevgili Eray, senin duygularını alalım şimdi de. Herkese merhaba. Öncelikle çok yoğun bir sezondan geçtik. Artık sonuna geldik ve bunun karşılığını almak istiyoruz bu Final Four'da. Umarım bir aksilik olmazsa da şampiyon olacağız. Burada Final Four'a kalan tüm takımlara başarılar diliyorum. Umarım herkes elinden gelen en iyisini yapar ve en iyisini yapar ve şampiyon olamaz çünkü biz şampiyon olacağız dedin. Biz de Banvit Basketbol'a alkışlarla bir kez daha başarılar dileyelim. Sevgili kaptan Eray'a da
duygularını paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Ve Pınar Karşıyaka ile devam ediyoruz. Pınar Karşıyaka yardımcı antrenörü Sayın Evren Karademir. Efendim siz neler söylersiniz bu önemli organizasyonla ilgili ve yarınki yarı final mücadelesiyle ilgili? Bir açmamız gerekiyor efendim mikrofonu. Bir kez basalım, 2 saniye bekleyelim. Onu kullanalım hocam. Tamam. Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Öncelikle organizasyonu sağlayan federasyonumuza çok teşekkür ederim. Bu gerçekten büyük bir imkan gençlerimiz için. Sadece bu takımdaki oyuncular değil, diğer takımlardaki oyuncuların da ben uzun seneler Türk basketboluna emek vereceklerini düşünüyorum. Çok önemli potansiyelli oyuncular olduğunu düşünüyorum buralarda. Onlar için gerçekten büyük bir fırsat. Bizim için de burada olmak gerçekten çok güzel bir duygu. Karşıyaka camiası olarak buraya katılmak, buradaki önemli takımlarla mücadele edebilmek. Diğer takımlara başarılar dilerim ve çok teşekkür ederim. Biz de Sayın Karademir'e değerli görüşleri için teşekkür ediyoruz. Ve Pınar Karşıyaka oyuncusu İnanç Mert Hotamış'la devam edelim. Sen neler söylersin sevgili İnanç? Herkese merhaba öncelikle. Böyle güzel bir organizasyonda oynama fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Hedeflerimizden birine ulaştık. Final Four'u gördük. Şampiyonluk için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Tüm Final Four'a kalan takımları tebrik ediyorum şimdiden. Başarılar diliyorum. Biz de Pınar Karşıyaka'ya başarılar diliyoruz. Alkışlarımızla iki önemli eşleşme. Bir tarafta Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, diğer tarafta Banvit Basketbol, Pınar Karşıyaka. Bakalım hangi takım yarı final maçları sonrasında isimlerini finale yazdıracak ve hangi takım Basketbol Gençler Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu olacak? Bunu hep birlikte öğreneceğiz. 10-11 Mayıs tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyondan sonra elbette. Şimdi değerli basın mensuplarının soruları varsa alabiliriz. Hem değerli antrenörlerimize veya takım oyuncularına, kaptanlara arkadaşlarımız mikrofonu ulaştıracaklar. Buyurun Sayın Avcı. Merhaba, Ümit Avcı Milliyet Gazetesi'nden. Ben takım kaptanlarına sormak istiyorum. Şu anda belki dörtlü finali konuşuyoruz ama sezon geneline baktığınızda 30'un üzerinde çok üst düzey maç oynamış olacaksınız bütün sene boyunca. Bunun geçen seneyi de hesaba katarsak, A takım antrenmanlarına ya da maçlarına çıktığınızda size fiziksel olarak kattığı artıyı bir anlatabilir misiniz? Çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımıza Anadolu Efes'le başlayalım. Sevgili Nadir, sen neler söylersin bu konuyla ilgili? Şöyle söyleyebilirim. Gerçekten hani A takımdaki abilerimiz zaten sertlik derecesi çok yüksek olduğu için BGL sezonunda da her maçın kendine farklı mücadele gücü, sertliği olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bizi gerçekten çok iyi hazırlıyor. Gerek deplasmanlarda olan tribün atmosferi veya iç sahadaki oyunun atmosferi yani bizi hem motive ediyor hem de hazırladığını söyleyebilirim. Teşekkürler. Çok teşekkürler Nadir. Ergi, senle devam edelim lütfen. Öncelikle tek bu fiziksel olarak hazırlama değil, psikolojik olarak da hazırlama. Bu BGL'ye başlamadan önce deplasman nedir, kamplar, 2 günlük kamplar nedir, bunların hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. A takımla gittiğimiz zaman hepimiz şaşırıyorduk. Ben özellikle ilk başta şaşırmıştım. Hani nasıl bir hazırlanma, nasıl şey. Bu yemek yeme, uyuma, yatma her şeyi etkiledi. Fiziksel olarak da oraya yaklaşıyorsun. Çünkü maç idmanlarını yapıyorsun. Maçlara ona göre hazırlanıyorsun. Farklı bir atmosfer oluyor. Her türlü, her şekilde yaradığını söyleyebilirim bu organizasyonun. Çok teşekkürler sevgili Ergi, sevgili kaptan görüşlerin için. Kaptan Eray, senle devam edelim lütfen. Biz zaten çoğu sezonun uzun bir sürecine TBL'de Bandırma Kırmızı ile devam ediyoruz. Tabii ben yaklaşık bu ilk dönemde takımla beraber olamadım çok yoğun geçtiği için. Ama takıma geri döndüğümde bunun farkını çok bariz bir şekilde gördüm. Bu yüzden çok fazla etkisi var ve buradaki orada aldığın tecrübeyi buraya aktardığında çok farklı bir ortam oluşuyor. Bu da maçlara etki ediyor. Benim aldığım en büyük şey fiziksel bir de tecrübe olarak yani.
Teşekkürler kaptan. İnanç Mert, senin de görüşlerini alalım bu konuyla ilgili. Yani BGL'deki kazandığımız tecrübe sayesinde A takım idmanlarına çıktığımızda fiziksel olarak ve psikolojik olarak da aynı şekilde daha rahat oluyoruz. Yani yaptığımız idmanlar daha A takım seviyesine yakın oluyor. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Bu yönden çok etkili BGL. Çok teşekkürler sevgili İnanç Mert. Çok önemli bir soruydu. Kaptanlarımızın, oyuncuların bu bildirdiği görüşler de çok anlamlı oldu. Hatta soru geldikten ve kaptanlar görüşlerini paylaşırken bir ara Sayın Ömer Onan'la göz göze geldim. Kaptanların belirttiği sahadaki fizikselliğin ötesinde profesyonelliğe hazırlaması açısından psikolojik yönü, kamp yapmaları, takımın birlikte olmaları bunlar çok önemli katma değerler. Basketbol Gençler Ligi olarak da hedeflenen, Türkiye Basketbol tarafından hedeflenen, Basketbol Federasyonu tarafından hedeflenen en önemli amaçlardan bir tanesi de bu sanırım bu organizasyonda. Bir soru daha varsa alabiliriz lütfen. Buyurun Sayın Yenigün. Yenigün, Rebound Dergisi. Ben Murat Hocam'a soracaktım. Oyuncular gelişimlerini anlattılar. Ligin kendilerine kattığını. Siz uzun yıllardır altyapılarda görevli bir hoca olarak son iki yılda BGL'nin başladığı dönemde oyuncularınızın gelişimi hakkında daha önceki yıllara kıyasla ne düşünüyorsunuz? Bir kere daha teşekkür ediyorum federasyonumuza. Bizim daha önceden hazırlandığımız yardımcı koçluk yaptığım dönemlerde de sadece bir haftaya hazırlanırdık Türkiye Şampiyonası'na ve İstanbul'da kulübümüz olarak yani rakip anlamında 2-3 tane iyi maç oynadıktan sonra şampiyonaya gider ve orada derece elde etmeye çalışırdık. Şimdi BGL'nin devreye girmesiyle birlikte artık zaman kazandırma başladı. Bir kere programlı çalışmalar başladı. Bunun tabii bize eksi döndüğü sakatlıkları gibi de oluyor ama bunlar da yapacakları işte malum olması gereken şeylerden bir tanesi yaşanması gereken. Ama hazırlık dönemleriyle birlikte bu kamp hayatı, yolculuk, bir arada olmak, kardeşliği bir bütünleşmesi, takımın tamamen birlik beraberliğinde çok önemli. Her hafta ayrı bir takıma adapte olmaya çalışıyorsunuz. Ayrı oyunculara önlem almaya çalışıyorsunuz. Gittiğiniz şehirler var, onları tanıyorsunuz. Oranın seyircisiyle muhatap oluyorsunuz. O ortamda oynuyorsunuz. Çünkü benim şu anda gördüğüm bir basketbol liginde gerçekten gençlerin sadece genç takımdan sonra direkt A takıma geçmelerindeki o adaptasyon biraz zorlaştı. Eskiden bu başarılmış ama bu son dönemlerde bir iki seneye daha ihtiyaç var gibi. Bu hem fiziksel hem mental anlamında. BGL bunu bence öne aldı. Geçen sene burada yaptığımız toplantıda birçok BSL takımlarını izlerken orada BGL'de oynamış oyuncuları görme fırsatı da bulduk ve bu sayının fazla olduğunu düşünüyorum. Bu çok güzel. Bu sene de aynısı olacaktır. Onu da düşünüyorum. Abilerin aralarına katıldığında bu organizasyondan dolayı hiçbir şekilde yabancılık çekmeyecekler. Ve gururla söylüyorum, geçen senenin şampiyonu olan Anadolu Efes takımından şu anda A takımında bile bir Yiğitcan Saybir'i seyretmek geçen sene bizim takımımızdı. Bizlere çok büyük keyif veriyor. Aynı şekilde Banvit'te, Fenerbahçe'de ve Karşıyaka'da genç oyuncuları da izlemek biz altyapıcılara ayrı bir keyif veriyor. İnşallah devam eder ve oyuncuları milli takıma ve kendi kulüplerimize kazandırmaya devam ederiz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Sayın Mermi. Basketbol Gençler Ligi'nin de en önemli misyonlarından biri bu. Sayın Yenigün, müsaadenizle siz Sayın Mermi'ye yönelttiniz bu soruyu ama ben diğer antrenörlerimize, baş antrenörlerimize de bu konuyla ilgili olarak görüşlerini paylaşmalarını rica ederim. Sayın Aydan Arı, sizle başlayalım. Tabii şimdi BGL'de hazırlanma sürecinde yani maçlar hazırlığının dışında oyuncuların BSL özelliklerini geliştirmek için çok büyük bir çaba harcıyoruz. Tabii bu müsabakaların da birbirine yakın maçlar oynamak oyuncuların o performanslarını arttırmak için önemli oluyor. Şimdi önceden yerel liglerde bunu sağlamak çok zordu. Çünkü sezon boyunca bir iki tane iyi maç oynayabiliyorduk. Murat Hocam'ın söylediği gibi. Ama şimdi o bireysel özellikleri geliştirirken mücadeleci yüksek, agresif maçlar oynuyoruz. Tabii onların hem fiziksel olarak hem mental olarak güçlenmesine de bence çok yardımcı oldu bu süreç. Çok teşekkür ederiz Sayın Aydan Arı. Sayın Kömeç, sizin görüşleriniz nasıl olur efendim?
Şimdi tabii ki bizim istisnai bir durumumuz var. Çünkü bir pilot takım uygulamasıyla Bandırma'da özellikle en büyük dezavantajımız bizim İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerdeki gibi çok sık maç yapamamamız. Geçtiğimiz yıllarda da altyapılarda özellikle U16 ve U18 gençlerde tüm sezon boyunca hazırlanıp bir gençler şampiyonası bir hafta boyunca sürüyordu, organize ediliyordu. Bizim bundan dolayı pilot takım uygulamamız açıkçası bunun için çok ne kadar doğru bir organizasyon olduğunu da ortaya çıkardı. Çünkü bizim A takıma çıkarabilecek oyuncularımızı hem o sertlik hem de maç tecrübesi yaşamaları için her zaman biz yoğun antrenman temposuyla beraber aynı zamanda bir alt ligde çok ciddi süreler ve ciddi sorumluluklar alıyorlar oyuncularımız. Ve tamamıyla oraya odaklanıyoruz. Ama oralarda ciddi süreler veremediğimiz, sorumluluk veremediğimiz oyunculara da BG'de şans vermemiz, yine bu sene 2003 doğumlu oyuncularımıza mümkün olduğunca yer verme şansı bulmamız açıkçası bizi çok mutlu etti. Belki fiziksel ve mental olarak bize haftada iki maç çok yoğun gelse de bizim oyuncularımızın hem maç tecrübesi olarak hem de sertlik anlamında bir tık önde ve daha avantajlı olduğumuzu düşünüyoruz. Ne kadar doğru bir organizasyon olduğunu da ortaya çıkartıyor. Üçünü de hem Basketbol Gençler Ligi'nin hem de Bandırma Kırmızı'da oynayan oyuncularımızla beraber A takıma çıkardığımız 9 tane altyapıdan oyuncumuzun orada oynaması da bizi altyapıda her zaman mutlu ediyor. Basketbol gelişim kampına da katıldım gençlerin. Çok değerli gençlerimiz var. Onlar Türk basketbolumuzun geleceği. Umarım bu güzel organizasyonla da Türk basketbolumuz onlara emanet olacak. Ben hiç endişe etmiyorum. Hepsi pırlanta gibi çok değerli çocuklarımız var. Umarım ilerleyen yıllarda hem A takım seviyesinde hem yüksek liglerde hem de Avrupa seviyesinde oynayabilecek seviyeye gelirler diyorum ve teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Kömeç. Sayın Karademir, sizin görüşlerinizi alalım efendim, lütfen buyurunuz. Yani ben olaya iki pozitif yanıyla dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, hani Engin Hocam İzmir'i de kattı ama bizim de İzmir'de açıkçası sert maç oynayabilme problemimiz daha önce vardı. Bu tamam, Türkiye Şampiyonası düzenleniyor. Orada bütün sene boyunca bir haftaya hazırlanıyoruz. Ama bu düzende her hafta bizim için bir final. Böyle olunca antrenmanların sertliği de artıyor. Antrenmanların kalitesi de daha artmaya başladı ve çocuklar için önlerinde biraz daha hedef maç sayısı daha da fazla arttı. Birincisi bunun getirisi bence çok fazla. Sert maç oynamamız, daha iyi takımlarla maç yapmamız, bu çok önemli. İkincisi de çocukların A takım ortamını görmeleri açısından, çünkü hani bu da bir BG'li organizasyonu, bir A takımın, Süper Lig'in pilot takım organizasyonu gibi düşündüğümüz zaman işte oynanan salonlardan kalınan otellere kadar her şey kaliteli ve Süper Lig düzeyinde. Oyuncuların perspektiflerinin genişlemesi açısından bence çok güzel bir organizasyon. Onların daha fazla motive olmaları açısından çok önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam değerli görüşleriniz için. Son bir soru alalım bu bölümde. Buyurunuz efendim. Teşekkür ediyorum. Öncelikle biraz önce gençlerimiz dediler ki hedefimiz şampiyonluk. Dördü de şampiyon olmak istiyor ama bizde her zaman A takımlarına da sorulur. Birbirinizi 2 yıldır tanıyorsunuz. Takımlar birbirlerini çok iyi tanıyorlar. En büyük kozlarınız ne olacak birbirinize karşı? Onu sormak istiyorum. Bir de takım kaptanlarının takım motive etme açısından çok büyük görevler düşer. Siz takımlarınızı nasıl motive ediyorsunuz? Kimle başlayalım gençler? Bu kez Pınar Karşıyaka ile başlayalım mı? Peki, Kaptan Eray ile başlıyoruz. Eray ben söz almak istiyorum dedi sevgili İnanç Mert. Evet sevgili kaptan, buyur. Şimdi Final Four'a kalan her takım burayı hak etmiştir. Şampiyonluğu hak etmiştir. Ve burada en büyük koz mücadele eden, daha fazla mücadele eden onu hak etmiştir yani. En büyük koz da budur. Bana göre, benim açımdan yani. Ve takımı motive etmek için de
Biz genelde antrenman dışında toplu olarak birlikte aktiviteler yaparız. Beraber dışarı çıkarız. Sinemaya gideriz. Beraber konuşuruz. Yani hep bir aile ortamı vardır aramızda. Bizi en çok motive eden de bu aile ortamıdır. Onun için bu kupa, bu şampiyonluk bizim için farklı bir anlam taşıyor. Çok teşekkürler kaptan. Sevgili İnanç Mert, senle devam edelim. Yani, bence de yani Final Four'a kalan tüm takımlar şampiyonluğu hak ediyor. Hangisi kazanırsa kimse bunu sorgulamaz. Final Four'da ya şampiyonluk için en fazla enerjiyi sahaya koyan, en fazla sakin kalan salonda, basketbol salonunda kim daha fazla enerjisini ortaya koyarsa öne geçeceğini düşünüyorum. Şampiyonluk yolunda büyük bir adım atacağını düşünüyorum. Yani motivasyon olarak da biz de takımca birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Yani her gün beraber neredeyse hep beraberiz yani. Hiç ayrı olduğumuz olmuyor. Her gün zaten idmanlar var. Hep birbirimizin yüzünü görüyoruz. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Bu şekilde birbirimizi motive ediyoruz. Maçlardan önce de hep birbirimize bağırırız böyle kendimizi motive etmek için. Böyle. Çok teşekkürler sevgili İnanç Mert. İki kaptanla devam edeceğim. Bu kez Ergi ile başlayalım. Sevgili Nadir, müsaadenle. Takımınızın en büyük kozu ve takımı nasıl motive ediyorsun bir kaptan olarak? Takımımızı nasıl motive ettiğimle başlayayım. Motive olarak herkesin farklı bir düşüncesi vardır. Müzik dinleyen olur, başka şeyler yapan olur. Ben izin veriyorum bunlara. Tabii ki de takımı sahaya, soyunma odasına girdiğimizde basketbol konuşmamız gerekiyor. Bu bizim için yeterli bir şey. Geri kalan bağırma, bilmem ne, biz onları pek yapmıyoruz. Açıkça söylemek gerekirse. Koz olarak da söylemek istediğim, biz genciz. En büyük kozumuz bu. Formaları üzerimizden çıkardığımız zaman 18-16 yaşınızda gençleriz. En önemli koz da bu. Teşekkürler. Çok güzel söyledi Ergi. En önemli kozumuz genç olmamız. Sevgili Nadir, sen neler söylersin? Geçen sene de takım kaptanımız Yiğitcan Saybir'di. Hani bize gerek sağ dışında, sağ içinde çok yardımcı oluyordu. Bu sene de benim. Ben de takım arkadaşlarıma elimden geldiğince sağ dışında veya sağ içinde yardım etmeye çalışıyorum. Başarılı oluyorum gibime geliyor ve inşallah finalde de göreceğiz. İlk sorumuza gelirsek de biz takımca gerçekten herkes kendi rolünü yaptığı zaman, mücadele verdiği zaman başarılı oluyoruz. Ve oynadığımız basketboldan da keyif aldığımızda zaten normal sezonda da sonuçlarını gördük. Etkili oluyoruz diyebilirim. Umarım finalde de hak eden kazansın diyorum aynen. Sen takımın müzik dinlemesine izin veriyor musun? Tabii veriyorum aynen. Bahmit basketbolda Pınar Karşıyaka'da müzik dinlemeye karışılmıyor herhalde. Orada da. Herkes dilediğini yapabiliyor. Ergi de karışmıyor. Bir kez daha gençler için gelsin alkışlarımız ve elbette değerli baş antrenörlerimiz ve sayın yardımcı antrenörümüz için artık sahne gençlerin diyeceğiz. 10-11 Mayıs tarihlerinde yarından itibaren dörtlü final heyecanı başlayacak. Basketbol Gençler Ligi 2018-2019 sezonunda Sinan Erdem Spor Salonu'nda tüm basketbol severleri bu heyecanı yerinde yaşamak üzere Sinan Erdem Spor Salonu'nda davet ediyoruz. Sayın Başkanım, müsaadenizle bir toplu fotoğraf çekimi gerçekleştireceğiz. Şimdi basın toplantımızın sonunda öncelikle sizi ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun değerli yöneticilerini toplu fotoğraf çekimi için davet ediyoruz. Buyurun hocam, sizi de sahne önüne alalım. Ve ödül alan değerli gençler, sizleri de lütfen davet ediyorum sahneye. Çünkü sahne sizin, sahne gençlerin. Zemin seviyesini de kullanalım lütfen. İşte şimdi kupa ile birlikte bir toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirilecek. 11 Mayıs Cumartesi günü Basketbol Gençler Ligi'nde 2018-2019 sezonunda sezonun şampiyon olan takımı bu kupayla buluşacak ve kupa onların elinde yükselecek.
Ve işte Türkiye Basketbol Federasyonu değerli yöneticileri, Sayın Başkanımız, Basketbol Gençler Ligi dörtlü finalinde mücadele edecek olan takımlarımızın değerli temsilcileriyle, gençlerimizle birlikte bir gurur tablosu oluşturdu. Bir kez daha güçlü alkışlar gelsin efendim lütfen bu güzel tablo için. Kameramanlarımızın görüntü alabilmeleri için foto muhabiri arkadaşlarımızdan da müsaade etmelerini rica ediyoruz. Fotoğraf için de hep birlikte bir alkış sizlerden alalım efendim lütfen. Sadece sporcu gençlerimiz kalsın efendim lütfen sahnede. Sahne gençlerin diyoruz çünkü. Onlarla bir fotoğraf çekimi gerçekleştireceğiz. Sezonun en iyi beşi ve sonrasında da değerli antrenörlerimiz de lütfen ayrılmasınlar salondan. Çünkü kupa yanında takım kaptanı ve takım oyuncusuyla birlikte fotoğraf çekimi gerçekleştirilecek. Hocalarla beraber. Hocalarla beraber. Yarından itibaren Basketbol Gençler Ligi dörtlü final organizasyonunda sahne gençlerin olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda parkeye çıkacak dört takımımız ve adını finale yazdırmaya çalışacak Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Bamit Basketbol ve Pınar Karşıyaka. Sayın Mermi buyurunuz efendim lütfen. Sayın Aydan Arı sizi de alalım. Serhan Hocam. Buyurunuz hocam. Önce Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko eşleşmesi. Önce bir sadece tek Anadolu Efes alalım hocam sizle fotoğraf. Sonra Fenerbahçe Beko'yu da. Teşekkür ederiz. Kupanın sol tarafını alalım hocam sizi. Sol tarafına Fenerbahçe Beko, Sayın Aydan Arı, sevgili Ergi. Kupanın sağında sizi alalım. Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko eşleşmesi. Yarı finaldeki eşleşmelerden biri Basketbol Gençler Ligi'nde 2018-2019 sezonunda. Geçtiğimiz sene Anadolu Efes'in şampiyonlukla tamamladığı sezondan sonra bakalım Anadolu Efes ünvanını koruyabilecek mi? Sayın Aydan Arı siz ayrılmayın efendim lütfen. Sayın Mermi teşekkür ediyoruz. Sizi kupanın soluna alalım. Sizin de tekli fotoğrafınızı alalım Fenerbahçe Beko olarak kupayla birlikte. Sayın Kömeç buyurunuz efendim. Eray seni de alalım lütfen. Sizi de alalım. Evren Hocam buyurun sizi sol bölümüne alayım efendim. Kupanın sol tarafını alayım. Ayrılmayın lütfen. İşte Basketbol Gençler Ligi 2018-2019 sezonu dörtlü finalinde bir diğer yarı final eşleşmesi. Bamit Basketbol ve Pınar Karşıyaka takımları. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Kömeç siz ayrılabilirsiniz. Pınar Karşıyaka'nın tekli fotoğrafını da alıp tamamlayalım.
Çok teşekkür ediyoruz. Böylece basın toplantımızın sonuna geldik. Dörtlü final heyecanı yaşanacak Basketbol Gençler Ligi 2018-2019 sezonunda ve kazanan takım bu kupanın sahibi olacak. Kazanan takımı, şampiyon takımı 11 Mayıs günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda hep birlikte öğreneceğiz. Bir kez daha basın toplantımıza göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Hoşça kalın.